Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk defa bu kadar geç bir saatte video çekiyor olabilirim. Saat şu an 2:30. Niye bu kadar geç çekiyorsun diye sorabilirsiniz. Bir sorun bakayım. Evet, çünkü tüm gün boyunca dışarıdaydım. Anca eve yeni geldim sayılır, bir video editledim. Şu an yan tarafta onu yüklüyorum. Neyse, çok fazla ayrıntıya girmeden başlıktan da gördüğünüz gibi yarın Azerbaycan'a gidiyorum. Aslında siz bu videoyu izlediğinizde ben Azerbaycan'a daha geleli birkaç saat olmuş olacak. Bu arada ilk defa yurt dışına çıkıyorum. Azerbaycan'da gerçekten çok sevdiğim ülke ve merak ettiğim bir ülkeydi. Bakü'ye gideceğiz. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Çok fazla bir fikrim yok. Zaten sizinle kalan günleri de paylaşmaya devam edeceğim. Tam bu video işlerini hallettim. Dedim ki of, bavul hazırlayacağım şimdi tek başıma sıkıla sıkıla. Neyse dedim, takipçilerim beni yalnız bırakmaz. Beraber konuşa konuşa bavulumu hazırlayacağız. Bavulumu size göstereyim. Şu şekilde mor tatlış bir bavulum var, tamam mı? En büyük boy, maalesef ki en büyük boyu götüreceğim. 2-3 günlüğüne gittiğim bir yere bu kadar bavula ne gerek var diyeceksiniz belki ama gerçekten arkadaşlar hiç öyle olmuyor. İzmir'e de 2 günlüğüne gitmiştim ama asla o küçük çantaya sığamadım ve çok zorlandım. O yüzden bu sefer bu arada 4 gün boyunca kalacağız. Kafamda birkaç tane böyle belirlediğim kombinler var, tamam mı? Bir yerden başlayalım. Bir yatağın üstü biraz dağınık. Bu arada yeri gelmişken şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Benden sürekli ev vlogu istiyorsunuz. Arkadaşlar evimin daha tam istediğim gibi yapamadığım için biraz daha bekleteceğim. Şu an gerçekten hani yatak odamda sadece yatak ve dolap var. Hani size öyle söyleyeyim. Daha hiçbir şey hazır değil. En kısa zamanda hazırlanacak çünkü bir mimarla çalışacağım. O yüzden hani böyle detay çok fazla gerek yok. Biliyorsunuz ki pijama çok önemlidir arkadaşlar. O yüzden bu çiçek desenli pijamamı en aşağı koyacağım. Yani ben genelde şu şekilde hazırlıyorum bavulumu. Bir tarafa alt giyim, bir tarafa üst giyim olacak şekilde bavulu ikiye ayırıyorum kendi kafamdan. En üstte de böyle işte bakım çantalarımı ya da götüreceğim ayakkabıları koyuyorum. Siz nasıl hazırlıyorsunuz bilmiyorum ama ben bu şekilde hazırlıyorum. Arkadaşlar götüreceğim şeyleri şuraya koydum az çok. Sonra şu pantolonu ben de bence yazın görmüşsünüz. Böyle asker yeşil bir spor pantolon. Çok rahat, kumaşı ince ama yanıma yine götüreceğim. Belki otel içerisinde üzerime bir kazak ya da bir hırkayla beraber bunu almayı düşünüyorum. Şimdi sırayla gideceğiz, tamam mı? İlk önce pantolonlar. Hatırlarsanız geçen yıl Maşa ile Koca Ayı'nın galasında bu İspanyol paça pantolonu giymiştim. Zara'dan aldım. Bunu alıyorum. Birinci pantolon. Daha sonra arkadaşlar bu pantolonu da çok severek aldım Mango'dan. Şöyle yine İspanyol paça bir pantolon. Nedense İspanyol paça pantolonlara taktım. Altına artık topuklu bir bot giyip böyle sivri burun falan İspanyol'dan gözüktüğü zaman benim çok hoşuma gidiyor o şekilde gözükmesi ve sanırım bu yüzden İspanyollara biraz takmış durumdayım. Sonra pantolonlar bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Şu pantolonu bence artık herkes de ve ben de dahil birçok kişi de gördüğünüz. Bu pantolonu da yanıma alacağım. Daha sonra bir krem rengi. Ay krem diyorum ya. Göz göre göre yalan söylemek böyle bir şey herhalde. Gri renk dar paça pantolonumu da koyuyorum. Hani böyle pantolon o an ne giyerim bilmiyorum yani. Kararsızlık hala kafamda var olduğu için. O yüzden hani yanıma alayım dursun. Şimdi şöyle bakın düzenli koyuyorum bu şekilde. Belki ki hani böyle etekli bir kombin yapmak istersem diye şu eteği ben de görmüşsünüzdür büyük ihtimalle düğmeli, hatta fotoğrafım da var Instagram'da, yanıma alacağım ne olur ne olmaz. Bunu da koyuyorum. Bence pantolon bu kadar yeter. Yani bayağı bir pantolon aldım. Birazdan üste geçeceğiz. İyi ya, kolay hazırlıyorum bak sizinle. Daha böyle mantıklı düşünüyorum en azından. Şimdi üstlerden ilk önce kazaklardan başlayalım. Hop, sizi birazcık oynattım. Bugün Çokmel'den şöyle bir kazak aldım. Böyle normal siyah örgü bir kazak ama üzerinde zımbaları olan bir kazak aldım. Gayet güzel. Bunu gri pantolonla ya da gri İspanyolla bile olur. Yanıma alacağım. Bu bir dursun. Malum kazak mevsiminde olduğumuz için onu alacağım. Bunu bana bir takipçim göndermişti. Şu an belki de bu videoyu izliyor olabilirsin. Bak, senin gönderdiğin, hediye gönderdiğin şeyde çantama atıyorum. Kazaklardan bu kadar mı diyeceğim kendime bir. Yine Çokmel'den aldığım bir kazak size göstereyim. Şöyle bir kazak aldım. Böyle nar çiçeği renginde. İspanyol kol. Hadi bu yıl İspanyol bayağı moda arkadaşlar. Her şeyde İspanyol, İspanyol, İspanyol. Birazcık yakası böyle kapalı. Okey, bunu da koydum. Böyle bir bluzum vardı. Bunu geçen yıl ya da herhangi bir videodan böyle hatırlıyor olabilirsiniz. Bunu Oxo'dan almıştım. Gerçekten güzel. Şuraları böyle dantel detaylı falan. Güzel ve kolay kombinlenebilir.
Bunu da yanıma alacağım ben. Ne olur ne olmaz diye. Ya bence iki tane kazak yeterli olacak diye düşünüyorum. Şimdi gece oldu ki böyle dışarı çıkarsak ya da akşam yemeği için falan. Hatırlıyorsanız şu gömleği göstermiştim size alışveriş videomda. Bunu da giyemedim. Mutlaka giyerim. Mutlaka bakın mutlaka. Asla giymedi. Şu bluzu da hatırlıyorsunuz alışveriş videomdan. Daha bunu da yok bunu bir kere yok hiç giymedim. Yok aynen giymedim. Bunu da belki orada hani akşam dışarı çıktığımızda falan tabii ki de direkt böyle değil de böyle parçaların üzerinden attığım şöyle bir parça var tamam mı? Herkesin dolabında olması gereken kurtarıcı parça. Belki şu an anlamıyor olabilirsiniz arkadaşlar ama şu an sweatshirt'ün üstüne giymek saçma böyle bir şey ve tiril tiril bir kumaşı var. Bir iki tane böyle tişört almak istiyorum. Şöyle gri bir tişört alacağım. Bunu yazın çok giydim ve aşırı güzel. Hala seviyorum. Zara'dan almıştım. Arkadaşlar bu arada Zara'nın fiyatları o kadar çok arttı ki ve ben bu duruma o kadar çok üzülüyorum ki ya. Böyle Zara'ya girdiğim zaman baka kalıyorum gerçekten. Böyle tişört beğendim. Aslında sivit bile değil ya. Böyle çekiyorsun fermuarlı üst yani. Ne kadar olabilir ya? 250 lira. 270 lira pardon. Sonra şöyle baktım dedim ki asla ama asla sen bu parayı hak etmiyorsun dedim. Onu geri yerine bıraktım arkadaşlar. Sonra şunu hatırlıyorsunuz. Nereden hatırlıyorsunuz? İzmir vlogumu izleyenler bilir. Orada giymiştim. Yine yanıma alacağım tabii ki de. Bunu da H&M'den almıştım. Tık 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 yerine yerleştiriyorum. İşte siz de bana yardım ettiğiniz için çabuk hazırlıyorum. Yoksa çabuk hazırlayamazdım ben bunu arkadaşlar. Asla bak gerçekten hem konuşuyoruz hem ne güzel. Ben size sohbet muhabbet ediyorum. Sonra bir tane de böyle bir sivet götürmek istiyorum. Ama baya baya güzel bir şekilde dizildi. Bakın size göstermeyi unuttuğum bir şey daha var. Bunu da Zara'dan aldım böyle bir şey. Daha hiç giymedim. O yüzden bunu da yanıma alacağım. Belki giyerim. Ha bu arada bakın ne aldım ben bugün. Bugünkü aldıklarımdan da birkaç bir şey göstereyim size. Normalde aksesuar gözlük pek fazla takmıyorum. Anca böyle fotoğrafta falan takıyorum, kullanıyorum. Çok nadir şu an. İlk defa görüyorsunuz. Ama ben bu gözlüğü beğendim. Siz de beğendiniz mi bilmiyorum. Biraz farklı durmuyor değil. Duruyor ama ben yine böyle hani fotoğrafta falan güzel olabilir diye aldım böyle bir şey. Bunu da Stradivarius'tan aldım arkadaşlar. Bakın gözlük kabı da çok tatlı ayrıca. Şu ceketimi bir kere giydiğim için bunu da yanıma alacağım. Bunu da görmüşsünüzdür. Böyle kareli blazer ceket. Şimdi yarın giderken bu kot ceketimi giyeceğim sabah. Kot ceketimi yanıma alıyorum. Onu şöyle koydum. Bavula koyacağım ceketler arasında. Bu deri ceketini geçen sezon Zara'dan almıştım. Yine bu sezon da Zara'da gördüm bu ceketi. Ama birazcık fiyatım maalesef artmış. Da haberiniz olsun eğer bakmak isterseniz. Arkadaşlar farkında olmadan sanırım çorap koleksiyonuna başlamışım. Kendimi durduramıyorum. Her gördüğüm güzel çorabı alıyorum. Bakın şu 1, şu 2, şu 3, şu 4 ve en favorilerime geliyorum. Şunların güzelliği. Bir bakar mısınız? Şu çok güzel bir çorap. Şu zaten çok 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 güzel bir çorap. Bunları bakın şu 3'ü Mugo İstanbul'dan. Bunlar da çok merdiven. Gerçekten güzel. Bu çoraplar genellikle böyle botunuzdan ya da işte spor ayakkabınızdan biraz çıktığı zaman pantolonun o bilek arasındaki çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum. Bunları kullanmayı seviyorum. O yüzden bu çorapların hepsini yanıma alacağım. Bu şapkamı da alacağım. Bu şapkayı genellikle insanlar pek sevmiyor ama ben çok seviyorum. O yüzden hani böyle alacağım. Bu Herschel bereleri gerçekten çok seviyorum. Bordo rengini de aldım. Aynı zamanda yeşil rengini de aldım. Mugo İstanbul'dan. Zaten hatta yakında sizinle bir çekiliş yapacağım. Onu Instagram'dan duyurum. Şimdi söylemeyeceğim ne çekilişi olduğunu. Daha sonra kemer kısmına gelecek olursak şu kemerimi koyuyorum. Şöyle siyah bir kemer. Kemeri de yanıma alıyorum. Böyle yılan derisi desenli. Zaten aşırı moda bu desenler. Şu saatimi alıyorum. Bu saatim bu arada hediye geldiği için severek takıyorum. Böyle bir kutu yaptım arkadaşlar. Bu kutuda genellikle taktığım takılar var. Şimdi içine attım. İçeriden getirdim de. O yüzden bunları bence hiç seçmeyelim. Şunlar falan çok tatlı. Oy düştü. Şunu o zaman bayağı bir böyle şekilli şukullu bunu alıyorum. Ben bir yere giderken takacağım çanta bu siyah çanta. Her şeyle uyacak için başka çanta almayacağım. O siyah çantayı bavuluma koyacağım. Yanıma almayacağım. Yanıma alacağım çanta şu sırt çantası. Bu Herschel'in çantası. Bunu da Mugo İstanbul'dan aldım yine.
Arkadaşlar gerçekten aşırı kullanışlı bir çanta bu arada. Aşırı kullanışlı, dünyaları içine alan bir çanta. Zaten benim arayıp da bulamadım. Şu an bence gayet düzenli gözüküyor. Bakın sıraladım. Çoraplarım, şapkalarım, kemerlerim, çantam, gözlük kabım. Onu yanıma alacağım, o güneş gözlüğünü. Buraya da bu kısmı da işte daha ayakkabılarımı da koyacağım. Sonra hazırlamış olduğum makyaj çantamı ve bakım eşyalarımı da koyduktan sonra bitiyor. Bu arada gerçekten Azerbaycan'a geleceğim için çok farklı bir heyecan var içimde. Çünkü Azerbaycan'dan da çok fazla takipçim olduğunu biliyorum. Özellikle Instagram'dan Azerbaycan'a geleceğimi duyurduğumdan beri deli gibi böyle takipçilerim yazıyor. Neredesin? Nerede olacaksın? İşte lütfen buluşma yap, buluşma yap falan. Sürekli bu gibi şeyler söylüyorsunuz. Keşke buluşma yapma fırsatım olsa, yani zamanım olur mu bilmiyorum ama şöyle bir şey var aklınızda. Şimdi oraya iş için gidiyoruz ve bu yüzden hani tam olarak zamanı kestiremiyoruz. 2-3 saatlik boş bir vaktimiz olduğunu direkt bir AVM'ye buluyoruz ve Instagram Story'den şu AVM'ye gideceğiz bir saat sonra. Bakü'deki takipçilerimiz koşun gelin diye story atacağımıza söz veriyoruz. Zaten Şeyda da gelecek. Bakalım ya, çok heyecanlıyım. Gerçekten siz bu videoyu izlediğinizde ben Azerbaycan'da olacağım. Bu videoyu izleyen Azerbaycan'daki takipçilerim aşağı yorumlara yazsın, yani ne yapabiliriz, neler yapabiliriz, nereleri gezebiliriz. Yorumlara tavsiyelerinizi, önerilerinizi bekliyorum. Bestiyer'in önündeyim ve hangi ayakkabıları götüreceğim konusunda bir fikrim yok. Sabah giderken şu beyaz botlarımı giyeceğim. Bunları da yeni aldım. Bayağı indirimde bulduğum için. Bence bu siyah botları götürmeye gerek yok. Sen yere gir. Yani böyle yüksek topuk açık bir ayakkabı istiyorum ama şu ayakkabılar çok canımı acıttığı için üstüme koydum. Onları götürüm. Daha rahat ayakkabılardan bunu götüreceğim. Bunu hatırlıyorsanız 35 liraya almıştım. Yüksek topuk bu siyah botlarımı götüreceğim. Bunu da geçen yıl Zara'dan almıştım. Hala var ama fiyatı çok artmış arkadaşlar. Çok üzülüyorum böyle şeyler olduğu zaman. Acaba spor ayakkabısı götürmeye gerek var mı? Keşke şu an böyle canlı olsanız da bana şu an görüşlerinizi, düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Öyle bir imkan yok maalesef. Bence bir tane spor ayakkabı alayım ben ya. Ne olur ne olmaz. Belki düşeriyim, belki oyun burkulur, belki bir şey olur. Şu an her şey olabilir. O yüzden her zamanki giydiğim ayakkabılardan alacağım yani. Ne olacak? Şu Nike'ları götüreceğim arkadaşlar. Ay hadi babala götürelim bunlardan. Tamam, ayakkabıları da bu şekilde koydum. Burası da okey. Şimdi hangi makyaj temizleyicimi falan götüreceğiz, onları banyoda kararlaştıralım. Şu ışık beni o kadar rahatsız ediyor ki. Bakın hala yani neden ev vlog yapmadığımın bir kanıtı işte arkadaşlar. Bu yüzden yani hiçbir şey daha tam değil evimde gerçekten. Şu kısımda tamamen cilt bakım, saç bakım vesaire vesaire bunlar var. Tamam mı? Hangileri alacağımızı size buradan göstereceğim. Şimdi özellikle bu nemlendirici yağ alıyorum. Daha sonra bunları almaları uçakta bazen sorun oluyor. Bunlar makyaj temizleyicilerim fakat bunu götürmüyorum. Onun yerine bu Neutrogena'nın makyaj temizleme mendilini götürüyorum. Daha sonra Foreo'mu alıyorum. La Roche-Posay'ın bu yüz temizleme jelini alıyorum. Bu da yatıştırıcı krem. Yani arkadaşlar sivilceleriniz falan bir anda böyle kabarıyorsa bunu kullanıyorum. La Roche-Posay'ın hemen yatıştırıyor. Bunu da seviyorum. Kuru şampuan ve bu boy deodorantları alamıyorum. O yüzden kuru şampuan kalıyor. Seyahat boy kişisel bakım eşyaları oluyor. Bu deodorantı alıyorum. Daha sonra saçlarıma Urban'ın bu argan yağı alıyorum. Bu bakım eşyalarımı da yine aynı şekilde bu kısma koyuyorum. Arkadaşlar bavulum hemen hemen tamamlandı. Çok ufak tefek şeyler kaldı. Onları da son kez böyle yarın sabah çıkmadan önce kontrol edip eksikler varsa atıp sonra çıkacağız ve gideceğiz. Gecenin bu vaktinde bu videoyu çektiğim için komşularım diyecekler ki gerçekten bu kızın ne çok çenesi var. Bu kadar saattir birileriyle konuşuyor falan filan diyecek olabilirler. Gerçekten çantamı hazırlarken sıkılmamak için bu videoyu çektim ve eminim ki bu videoyu izlerken eğleneceksiniz. Sizinle hayatımı paylaşıyorum ve böyle şeyler de benim hayatımın bir parçası. Yapacak bir şey yok. Video bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan kapatmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizi öpüyorum. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.